Entrend'den merhabalar. Ben tasarımcı stilist İnce Hakan. Bu haftaki konuğumu takdim etmek istiyorum sizlere. Kendisi moda dünyamızdan ve sayılı tam olarak bu işi yapabilen gelinlik tasarımcılarından Bahar Doratlı. Hoş geldin Bahar. Hoş bulduk. Nasılsın? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyiyim ben de. Öncelikle bu yoğun temponda çok teşekkür etmek istiyorum sana Entrend izleyicileriyle buluştuğun için. Tekrardan ben teşekkür ediyorum. Bugün güzel bir yayın olacağını bekliyorum. Keyifli bir sohbet herkesi bekler herhalde. Kesinlikle. Peki ilk sorum, herkese sorduğum soru. Nasıl başladın tasarım hayatına? Bu noktaya nasıl geldin, onları konuşalım. Ben herkes artık ezberlemiştir diye düşünüyorum. Ben arkeolog ve sanat tarihçisiyim. İlk branşım buydu. Ancak içinde büyüdüm. Benim nenem terziydi. İşte öğrenmek istediğim noktalar bunlar. Evet, nenem terziydi. İçinde büyüdüm. Çocukluk hayalim de aslında buydu ama... O dönemde moda kavramı, modacı kavramı olmadığı için ve aktif bir rol alan biri Kıbrıs'ta olmadığı için annem haklı olarak en iyi mesleğin öğretmenlik gibi şeyler olduğundan dolayı bir de bütün notlarım 10 hep birinciliklerle bitirdiğim için bütün öğretim hayatımı haklı olarak öğretmenler işte matematikçi olsun, işte edebiyatçı olsun derken annemin ısrarı sonucu öğretmenliğe yöneldim. Dedik ki tamam, nereden keyif alıyorum? Sanat tarihi. Bir de modayla çok ilişkili zaten. Bir de herkes biliyor. Türkiye'nin sayılı idollerinden biri Cemil İpekçi ve hayat hikayesini okuduğum zaman Royal Akademi çıkışlı olması. Dedim ki sanat, yani ben nereden geçiş yapabilirim anneden bağımsız halde bitirdikten sonra bu alanda? Kurdun yani planı. Eve gidip dedim ki işte ben karar verdim sanat tarihçi olmaya. Tabii kıyametler koptu çünkü annemin mutlu olduğu bir bölüm yine olmadı. Neymiş efendim? Sanat tarihi bu sefer de. Dedim ki olsun, ben bunu istiyorum. Tabii Kıbrıs'ta okumaya karar verdim. Nerede de hayattaydı o dönemde. Onları bırakıp Türkiye'ye gitmek göze alamadım. Çünkü onlar yaşlı, bir şey olursa korkusundan dolayı. Kıbrıs'ta okumaya karar verdim. Yine annem Hüsnü'ne uğradı. Çünkü hep Türkiye hayalleri, yurt dışı hayalleri vardı. Dedim ki hayır, ben gitmek istemiyorum. Doğu Akdeniz'e girdim. Birinciliklerle girdim bölümüme. Çok tabii güzel. Anneyle çok büyük sıkıntı yaşıyoruz. Halen daha birinciliklere rağmen. O dönemde çünkü annem şey diyor, tabii beni ikna etmeye çalıştı. Tamam dedim, mimarlık yazacağım dedim en son. Çizimim de çok iyiydi çünkü. Anneyle küçük yaşta şöyle başladık, resim okumu istiyorum. Hayır, hobi olsun. Her dediğime hayır, hobi olsun. Artık böyle anne kız ergen çatışması. Anne tabii ki haklı olarak ileride meslek sahibi olduğunda kazancı olabilecek, daha rahat yaşanabilecek bir meslek istiyordu. Ancak en sonunda dedi evet, ki... Evet, ama onu bilemiyoruz becerilerimizden dolayı nerelere evet, gidebileceğimizi. Evet, ya annem bir yönde haklı çıktı. Çünkü serbest mesleğe günün sonunda geldim ve dediklerinin hepsi başıma geldi. İşte özel hayatınız olamaz, rahat bir hayatınız olamaz, çalışma saatleriniz daha uzun. Derken tabii biz o dönemde işte bölüme girdik. Annem tabii mutlu olmadı. Çünkü en kötü ihtimal mimarlığı istiyordu çizimimden dolayı. Bölüme başladık. Tabii o kadar bir hevesle bekliyorum ki bitirip hemen bu alana geçeyim. Yani anneden artık bağımsız. Al diplomayı. Anneye diplomayı hediye etmeye karar verdim. Çünkü annem o kadar bir hırslı ki. Yani 90 olmayacak. 100 tam puan. 95'e belki razı olursa. İnanılmaz hırslı benim annem. Yani nasıl bu noktaya geldin konusunu hızlıca merak ediyorum. Gerçekten 3,5 yılda arkeoloji ve sanat tarihi, iki bölüm birdi Doğu Akdeniz'de o dönem zorunlu olarak. Birincilikle bitirdim ve diplomayı anneme hediye ederken dedim ki bu benim başarım değil. Senin başarın. Bu senin başarın. Sen çok istedin. Çünkü o dönem maddi imkansız aralığı kendisi Türkiye'ye okumaya gidemediği için içinde kaldı haklı olarak. Çünkü o dönemde erkek çocuklarını okuttukları için annem kız çocuğu olarak Türkiye olmaz falan filan. Kadının içinde kalmış. Sonunda diplomayı hediye ettik. Dedim ki anne bak, bu senin başarın. Sen çok istedin. Birinci bitiren aslında sensin. Ben değilim. Çünkü ben senin için bunları yaptım. Ama dedim artık kendi hayallerimi gerçekleştirmek isterim. Tabii anne gene mutlu olmadı. Bu defa da master diye tutturdu. Ona da başladık. Burs kazandım bu arada İtalya'ya. Kendi bölümüm üzerinden sanat tarihi. Oraya gittim. Güzel.
Orası benim hayatımı değiştirdi. Çünkü tabii. Orada plan program dedim ki tamam artık merkezine geldim. Geri döneyim. Biraz daha annemin gönlünü yapıp tamamen buraya dönüp eğitimleri alıp ilerleyeyim. Çünkü sanat tarihinden ötürü birçok çizim dersim, kostüm dersim sayılırdı zaten. Benim için daha kolay olacaktı. Evet. Geri döndük. Master'ı da bitirdik. Onu da anneye hediye ettik. Tabii Doğu Akdeniz'de akademik kadroya hak kazandım. Çünkü birinci bitirdiğiniz zaman öncelik sizindir. Evet. Zaten asistanlık da yaptığım için. Bir de benim dayım o dönemde çok kariyerli Doğu Akdeniz'de. Annem sürekli işte Özay işte Bahar'da prof olur, Bahar'da bölümde kalır, abla dergaları çok başarılıdır falan filan derken doktora kaydında vazgeçtim. Dedim ki ben bırakıyorum. Bütün asistanlık istifamı verdim. Eve döndük. Dedim ki ben modacı oluyorum dedim. Herhalde yan komşuya sorarsanız evdeki kıyameti duyar pozisyondaydı. Annemin ilk cümlesi ne okuman için ne bu işlere girmen için tek bir Türk lirası vermiyorum. Git nerede istersen oku. Haklı olarak işte okulu bitirmişim. Bir gelirim yok. Nasıl yapabilirim? İşte babaya gidiyorum. Diyorum ki baba böyle böyle. Babam diyor ki babam biliyorum sen yapabiliyorsun ama yani bizde aktif kararları alan anne. Yani sorun yaşayacak. Boş ver bak işe de girdin. Herkes işe giremiyor. Daha önceleri siyasetten dolayı bir soy ismimiz var. Amcam aktif siyasette. O dönem hükümet değişir. Biz mümkün değil giremeyiz. Yani o dönem torpil çok aktifti zaten. Babam diyor ki bak torpilsiz bir yere girmişsin zaten Doğu Akdeniz'e herkes girmek ister falan filan. Hiçbir şekilde ikna olmadım. Bütün burs başvurularına başvurdum. Hepsine kabul aldım. Ve çekip gitmek için bütün hazırlıklar tamam. Bir tek anne, çalışma. Anne en son evet demek zorunda kaldı. Gittim. Tabii anne artık yaşta. Aramızda tabii kuşak farkı var. Annem beni 30 yaşlarında doğurdu. Ya anneyi ben arkadaşlarımın annesine göre çok büyük görürdüm. Yani annem aralarında en aydın fikir olmasına rağmen kuşak çatışması yaşadığımız için ortak bir noktada buluşamıyoruz sürekli. Ben başka söylerim, o başka. Aslında o artısını eksisini gösterirken ben görmek istediğimi seçtim. Sadece onu görmeyi kabul ettim. Dediği gibi annemin bütün sözlerine geldim. Nasıl geldim? Kendisi anneyle beraber çalıştığı için bu işin bayram, özel gün ne kadar zor olduğunu, ne kadar sabahlandığını, işin mutfağını bildiği için ben işin sadece tasarlayıp çizim, işte kalıba oturtmak, satış yani o bölümünü hayal ettiğim için. Bir de nenenin çektiğini görürdüm ama belli bir saatten sonra ben uyuduğum için görmüyorsun. O eziyeti tabii göremiyorsun. Nenem verecek ileyim çok büyük bir keyifle yaparım. Nenem verecek sökeyim çok büyük bir keyifle yaparım. Ama o zamanda da daha farklıyız. Mesela şimdi atölyelerde çalışanlar ve gayet becerikli yardımcılar da var. Yani şöyle söyleyebilirim. Orada olman işin, lazım. O işin tamamen reklam bölümüdür. Yani evet sen de şimdi bu sektörün içerisindesin ama makinenin başına oturmak bambaşka bir şeymiş. Evet. Bir de yeni öğreniyorsunuz. Evet içindeyken çocukken başladınız ama anne bu işi daha iyi hakimdi. Çünkü nenenin birinci yardımcısı oydu zaten. Yani aktif içerisindeydi. Günün sonunda iş hayatına atıldığımda en büyük yardımcım annem oldu. Sabahladığımız her gece bana şöyle diyordu. Ben sana söylemedim mi? Bunlar başımıza gelecekti. Bak şimdi işte öğretim görevlisi olsaydın kızım aynı parayı kazanacaktın. Ne gerek vardı? Tek bir hayalim vardı. Ama mutlu olurdun böyle de. O dönemde ben anneme modacı olacağım dediğimde sen terzisin, ne modacısı derdi. Çünkü bu ülkede böyle bir şey yoktu. Evet. Annemi hatta oturup hiç unutmuyorum. Böyle elimde masaya koyup dedim ki sana bir şey söyleyeyim mi? Arkadaş gibi büyüdüm. Sana bir şey söyleyeyim mi derdim. Derdi ki ne oldu gene? Derdim ki ben bu ülkeye modacı olarak ünlü biri olacağım. Tabii ilk yıllarda modacı kavramını oturtana kadar çok büyük bir sıkıntı tabii, yaşadım. Tabii, şu an yeni nesil çok şanslıdır. Sizler çok şanslısınız. Evet. Çünkü artık bir kavram oturdu. Tabelaya ilk adımı yazdığımda. Ay millet ne kadar güldü. Görgü size bak adını tabelaya yazdı. Allah'ım derim Türkiye'de bu böyle. Yani niye bizim ülkemizde olmasın? Kadının bir tanesi gelip dedi ki kızım dedi. Niye tabelaya adını yazdın ki? Dedim ki teyze ben modacıyım. Yani düşün ki aile gelmiş gelini kalacak. Nene bana bunu söyler. Tabelaya isim mi yazdırılır kızım diyor. Bir şey gelinlikçi adı yazsaydın. Derim ben gelinlikçi değilim. Gelinliği nasıl seçtim? Benim ailem düğün organizasyonu işinin içerisindeydi. Aktifti.
Hatta ilk o dönemde İtalya'da benim istediğim eğitim taşlanmış kotlardı. Böyle beyazlatılmış, evet, taşlanmış kot. Ve üzerine, evet, Ruslarla çok aktiftir taş işleme. Çünkü taşı çok seviyordum. Sonra bizim ülkemizde olmayacağını hocalarım beni yönde. Dedi ki yani sizin ülkenizde bu yok, para kazanamazsın. Para kazanamadığın bir sektör ilerlemez, kendini gösteremezsin. Ve derken annemin işi falan filan derken bağlantılı gelinliğe geçtim. Yoksa genel bir moda eğitiminden çıktım. Yani düşündüğün aslında genel kıyafetler vesaire. Tabii falandır. Çok meraklıyım. Hatta giydiklerimi de hep kendim yaptığım için. Bu giydiğin de çok kadar, evet, beğendim. Evet, içimde yani kaldı ama bir nevi artık taşın kullanılması, biraz ayakta kalabilmek. Çünkü anneniz belli bir maddi imkanlar sunar size belli bir süre sonra. Bir süre zaten onlar destek olmuştur işin ilerlemesi için. İlk başta, sonra... ilk başta gene olmadı canım, pes edeyim diye. O dönemde bankalar kredi verirdi. Banka müdürü tabii hep tanıştığımız için... Annem ve babam aktif ticaretteydi. Gidip banka müdürüne dedim ki babamın haberi vardır. Ben bir krediye başvurmak isterim. Tabii krediye başvurmak her isterim. Her yolu denedim diyorsun. Denedim canım. O dönem üniversite öğrencilerine verilen 6 ay ödemesiz bir kredi vardı. Ona başvurdum. Kefilde babamı koydum ama bugün dedim gelip imzalayamaz. Birkaç güne gelir. Babaya da emlak yaptım. Gitti. Evet, öyle imzaladı ve annem artık pes edemedi. Bir de bu arada neneyi dedeyi kaybettim. Onları kaybettiğimde bana bir ev kaldı. Sürekli kiracı gelirdi. Onu da kiraya vermeyeyim diye o evi dükkana dönüştürerek ilk Akdoğan gibi bir yerde başladım. Demiştin bana bunu. Yani moda kavramını birinci Akdoğan'a götürdüm. Ve yani zaten orada sana hani bu isimleri demeleri normal. Bir de bir şey söyleyeyim mi? İlk yıl merkezden Girne, Güzel Yurt, inanılmaz bir şekilde Akdoğan gibi böyle bir akış oldu. Neden? Öyle bir mağaza yapıldı ki Akdoğan'a. Yani şu an benim Dereboyun'daki mağazamı herkes biliyor. O dönemde aynı kalitede Akdoğan gibi bir yerde bir mağaza yarattım. Lefkoşa'da öyle bir mağaza yoktu zaten. Açılış olacak. Dedi ki işte amcam açılışa geldi siyasilerden. O dönemde şimdiki Cumhurbaşkanımız Ersin Bey'in kanalı var. Amcam dedi ki arkadaşımdır, arayalım gelsin. Önce Bilbay Bey'i gönderdiler. Bilbay Bey mağazayı gördüğünde bu ne dedi, inanamadı. Çünkü Lefkoşa'da öyle bir mağaza yoktu o dönemde. Sonra Ersin Bey geldi. Yaklaşık 1000 kişinin üzerinde, tabii köy yeri ya, herkes de çok meraklı. 1000 kişinin üzerinde bir kalabalıkla bir açılış oldu. Çok bu sefer de bütün basına düştü. Çünkü böyle bir açılış hiç görülmedi, bu kadar kalabalık ve böyle bir... bir de çok gençtim yani 22-21 yaşlarında, evet, birinin bu sektöre girmesi ve ilk olması büyük ses getirdi. Çok iyi oldu. Arkasından yani tarzımın farklı olması. Evet. Ve genç nesili belki de anlıyor olmam. Senin de genç olman. Evet. Bir de bütün imkanları zorlardım. O dönemdeki olan gelinlik modellerini kabul etmezdim klasik. Yani kendi zevkime göre hayır öyle olsun. Böyle uçlarda gelinlikler yapıyordum ilk zaman. Tabii ki sonra neden? Seni tercih ediyorlardı zaten. Tabii çünkü herkes uçlarda şeyleri seviyor. Tabii şimdi yani yapan oldu. Yapan olmayınca burada tabii ki. Evet. Tabii aynen, zamanla daha fast pro'da dönmemiz nedeniyle artık talebe dileni de, yani kendi zevkimin dışında talebe dileni de kolay satana da üretmek durumunda kaldık. Hı-hı. Çünkü belli bir süre sonra nüfusun küçük olması nedeniyle çizginizden biraz çıkabiliyorsunuz. Çünkü müşteriye ihtiyacınız tabii, var. Aynen. Yani aynen, karşılayamazsınız bütün giderleri. Her şey çok güzel. Buradasın. Yılların verdiği, evet, tecrübelerle. Yeni koleksiyona gelelim. Yeni koleksiyonu gördüm. Hazırlıklar devam, evet, ediyor. Çıktı sanırım zaten. Çıktı. Biraz bahseder misin? Ya iki neler koleksiyon. Var, bu yıl iki koleksiyon yaptık. Neye göre yaptım? Bir bizim tabii ölü dönemimiz var. Ekim-Kasım dönemleri. O dönemde hazırladık. Bu yıl küçük bir sağlık sorunu yaşadım bu bir yıl zarfında. Çok aktif sosyal medyada olamadım. Hı-hı. O süreçle biraz yoğunlaştığım için. Katalog çekimleri her şey yapıldı ama daha önceki gibi perde arkasını yayınladığım dönemler vardı. Çok aktiftik. İşte çekimleri gösterirdim, dikim aşamalarını. Bu yıl direkt insanların karşısında direkt koleksiyonla çıktım. O ara süreçleri gösteremedim. Çünkü dediğim gibi farklı bir yöndeydim. Olsun ama biraz markalaşma sürecinde de aslında bu olabilir. Evet. Biraz daha markalaşınca ve yükselince o aradaki dönemleri. İçine koyan şuydu. Yani o dönemleri göstermeye ihtiyacımız yok. Çünkü belli bir, aynen, yılı artık açtık. Belli bir güven vardır, kalite vardır. O yüzden iki etapta açtık. Birini Ekim'de açtım. Hatta büyük bir kampanyayla açtık. Tek fiyat sloganı yaptım. Şimdi de büyük koleksiyonumuzu açtım. Ortalama 200 parça her modelin tek olduğu.
ve hepsi gerçekten birbirinden güzel. Trendler neler bu arada hani koleksiyondan bahsederken? Renkler, işte tonlar. Ekru yani benim ilk başladığım yıllarda beyazken şu an tamamen renkler. Ekru yani ekru dediğimiz fil dişi, krem tonlarıdır evet, moda. Evet. Bir de bizim halkımıza çok yakışıyor. Çünkü genellemesi esmer ve buğdaydır. Çok beyaz yok zaten. Gelinlikte de biraz böyle tam beyaz değil. Tam beyaz sanki, bitti. Bir de tam beyaz akşamları böyle lila tonunda, menekşe tonunda görünür. O yüzden ekru tonları bizim ülkemizde daha sıcak. Çünkü yaz düğünleri bizde, kış düğünleri yok zaten. Bir genel de böyle olarak parlaklarda da sanırım şampanya gibi falan kullanılıyor. Evet, müthiş bir sim modası var, ışıltı modası var. Sağ olsun seviyorum ben. Dünya markaları. Ben de çok seviyorum. Hatta insanlar benim hep ışıltılı şeyler yaptığımı sanıyor ama genelde hatta paylaşıma sadeleri koyuyorum. İnsanlar artık bu çizgiyi kıralım yani bizde her tarz var demek istiyorum. Ama adanın genellemesine bakacak olursak tamamen ışıl ışıl gelinler. Tabii. Revaçta. Ya bir kez giyiyorlar. Hak da veriyorum. Nerede o kadar süslü giyeceğiz? Yani normalde her şeyle de ilgileniyorsun değil mi? Ayakkabısı, evet, küpesi işte onu da birazcık açalım. Yani şöyle söyleyeyim. Stilistlik yönüyle de yani. Biz bu eğitimleri en başında aldık zaten. Ama ben her mesleğe saygı duyulması taraftarıyım. Hoşlanmıyorum yani bu gelinlikle illa bu ayakkabı, illa bu makyaj, illa bu saç. Hayır. Hı hı. Benim eğitim aldığım gibi kuaför de şu an eğitimlidir. Eski dönem yok artık. Makyöz de eğitimlidir. Evet. Gerek yok yani bilir kişi olduğum için sürekli bir empoze. Hayır şu olmalıdır, hayır bu olmalıdır. Önerirsin ama benim yaptığım şu, herkes dalında çok başarılıdır bu ülkede. Çünkü artık gençler ön plandadır ve hepimiz eğitimliyiz. Şunu söylüyorum, evet bu gelinliğe şu saçı tercih ediyorum ama gittiğinizde işte Ayşe Hanım, Fatma Hanım sizi en güzeline yönlendirecektir. Gelinliğinizi gösterin, o da fikrini katsın, o da makyajı söylesin. Ben şu anda görüyorum insanlarda bir şey vardır. Ben bilirim, ben bilirim. Bundan 15 sene önce de aynı fikirdeydim. Ben bilirim diye bir şey yok. Sosyal medya çağındayız. Kızlarımızın hepsi o sayfaları okuyarak, evet, bloggerlerin yorumlarını okuyarak karşımıza geliyorlar ve inanılmaz donanımlıdırlar. Kız geliyor ve diyor ki bana bak balık yakışmaz. Çünkü benim basenim yok. İnanılmaz böyle mutlu oluyorum. Çünkü kendini yetiştirmiş bir sürü genç kız vardır. Saçında ne yapacağını, makyajında ne yapacağını inanın bana bilinçlidir ve bilerek geliyor. Tabii ki benim fikrimi ister seve seve de söylerim. Ama çok bilmiş gibi Ayşe olsun bu olsun gerek yok. Yani bizim çağımız artık tabii kaldırmıyor bu kadar böyle bilmiş tavırları. Hoş değil. Bırakın çiçekçi yakışan çiçeğini kendisi söylesin. Kendini geliştirme şansı verin insanlara. Evet. Kuaför de kendi fikrini, makyöz de kendi fikrini söylesin. Benim alanım gelinlikse sonuna kadar gelinliğin en güzelini söylüyorum, anlatıyorum. Ama son karar gene müşterinindir. Yoktur ben bilir kişiyim diye. İlle de hayır size bu yakışır. Böyle bir şey yok. Ben buna karşı bir insanım. Evet ama mesela bazı müşterilerde şey oluyor. İlle Bahar Hanım sizin önünüz iyidir mesela işte bana yönlendirin falan diye ısrarcılar da oluyor tabii ki de. Tabii ki oluyor ama ben ısrarla aynı şeyi söylüyorum. Kuaför bu dalında eğitimlidir, makyöz bu dalında eğitimlidir. Benim zevkim budur ama güvenmek lazım ya. Gidip evet, de müşteri aktardığı zaman buna gerek yok. Yani bırakın o kişi kendi aldığı eğitime göre sizi yönlendirsin. Yani gerek saç yok modelinde falan tabii ki. Hayatım her şeyi bilemezsin. Evet. Yani biz eğitim alırken yüzeysel aldık. Saçının yapısına o model olur mu? Ben onu bilmiyorum. Ben gözüme doğru göre o fiziki, evet, yapıya, o yüze bu gider evet ama belki onun saç yapısına o model olmaz. Doğru. Taşımayacaktır. Ya bırakın herkes kendini geliştirsin. Yani saç modeli ne kadar şey yapanın var mı bilemiyorum ama. Ya ben şu an öyle şeyler duyuyorum ki müşteri firmaları geziyorlar. Bana da gelir kız. Der ki bana balık gitmiyormuş. Derim ki bunu kim söyledi? İşte şu firma. Derim ki bak hayatım balığın hamsisi var, barbunu var, çipurası var. Bu da derim böyledir. Sen derim hamsi yapısındasın. Öteki çipurasıdır. Yani nasıl ki bir kot pantolon bir sürü çeşidi var ve herkese yakışan bir modeli vardır. Bu balık için de böyledir. Sen derim bana hayalini anlat. Nasıl olmak istiyorsun? Kendini evet, nasıl görmek istiyorsun? O yüzden biraz kızıyorum doğrusu. Derim kalıp ki unut derim başka yerden geldiğini. Başka fikirleri de unut. Sen bana ne istediğini söyle. Ben eğer eğitimliysem, doğru şekilde seni yönlendirebileceksem ben o balığı sana yakıştırmayı bilecek eğitim düzeyine sahibim zaten. Evet, vücut tipine göre de zaten. Neden bana gelme nedeni ne olsun? Hayalini söyle ben onu şekillendireyim bu kadar. Aynen. Peki sence moda nedir? Kişiye yakışan mıdır yoksa trend olan mıdır? Herkese soruyorum bunu. Kesinlikle yakışandır. Yani biliyorsun, benim sloganım budur. Moda yakışandır. Yani
bana baktığın zaman diyebilirsin ki Chanel 50 senenin modası olabilir. Ama benim bu tarzım sana gitmeyebilir. Bu. Ben minyon yapıdayım. Ceket elbise bana yakışır. Bunu düz kumaşla da yapabilirken kreple. Bu arada Chanel stili zaten kumaşı kesinlikle balık etli ve alçı olan insanların giymemesi lazım. Bunda hemfikirim. Ya ona da karşıyım. Neden? Altından biz düz krep bir pantolon giy, üstüne ceketini giy. Gene giyersin bu Chanel'i. Giyersin ama biraz daha dolu görünürsün. Yani ya olsun ki sağlığımız ya. Olsun. Tamam, İnan evet, bana sağlığımız ama. Olsun. Bir de nasıl yani şu anda göbeği açık kilolu kesme yakışır mı? Aynen. Ama nasılız deriz ki iki parmak açın, pantolon yüksek olsun. Aynen. Olur hayatım. Bir de üstüne yelek giy tamamdır der göndeririz. Ya bu kadar yani. O nasıl mutluysa. Şu an çünkü artık fizik yapımız dediğimiz gıdalardan dolayı değişiyor zaten. Ya benim ablamın doğru, kızları vardır. Hep fit insanlar çok az yani dediğim gibi. Hani belki sağlık problemi olabilir belki öyle. Gıdalar hayatım. Bizim ufaklıkları görüyorum ben. Yani şu anda bir tanesi 16. Bir tanesi 23, ablamın kızları mesela. Hı-hı. Bakıyorum. Oldukça balık etlidir hepsi. Neden? Fast food, geç uyuma. Başka bir açıklaması yok yani. Evet. Hepsi öyle ama diyemeyiz ki 10 tanesi zayıf da bir tane çocuk iridir. Yok. 9 tanesi iridir, bir tanesi zayıftır. Kesinlikle. Peki önümüzdeki sezonda, yani bu sezonu konuştuk. Önümüzdeki Hı-hı. sezonda yazda bizi neler bekliyor? Renkler nasıl? Abiyelerde mesela nasıl hazırlanıyorsun? Neler var? Bir onları da açalım. Yani lila tonları, mor tonları, turuncu evet. tonları ve pembe tonları yine aktif rol alacağını düşünüyorum. Yani çünkü herkes merak ediyor. Neye göre renk belirlenir? Renk stokta satmayan ipliğe göre belirlenir. O yüzden moda renklere diretmek bana göre anlamsızdır. Çünkü her şey ticaridir bu hayatta. Yani bir yerde zevkinizi yaparsınız ama ticaridir. Biz nasılız şu anda? Bakıyoruz kaç yıl hangi renkler satar? Elde kalan bir renk vardır. O elde kalan renk moda olur. Çünkü onu tüketmeniz lazım. Bir miadı vardır, bir süresi vardır. Bu da nasıl gelir moda alanına? Önce dokunacak olan ipliklerden başlanır. Kim elde kaldı o dokunur. Kumaş haline gelir. Sonra da artık fast product ticarete dönüşür. Kumaşlı nasılsın? Buradakilerle çalışıyorsun yoksa yurt dışında mı? Yani şöyle söylüyorum. Şu şekilde. Bizim ülkemizde şu anda çok az kumaşçı vardır. Ve satışın da az olması nedeniyle çok az kumaş getiriyorlar. Kalıyoruz ve zaten. Temin edemiyoruz. Müşteri de bize geldiği zaman sosyal medyadan bir resimle geliyor. Ve getirdiği resim dünya markalarının dikmiş olduğu bir şey. Haklı olarak bizim kumaşçılarımız getirmiyor ya çok pahalıdır ya da sürüm yoktur. Bir de getirse bile bir rengini iki rengini. Aynen. Müşteri gelir 50 tane tonun arasından photoshoplu bir resimle. Yani daha çok kumaşları boyattırıyorum doğrusunu isterseniz. Çünkü müşterinin talep ettiği photoshoplu resimdeki tutturmanın mümkünatı yok. Evet, boya sistemiyle. Ton oluyor ki. Boya sistemiyle çalışıyorum. Çünkü yıllarda çalışmış olduğumuz birkaç şirket vardır. Çok güzel. Tam tutturabiliyorsun. Benim. Tutturuyoruz. Yani kaynatma kazan sistemiyle zaten. Evet. Bir de benim asıl ana dalım işlemelerdir. O yüzden boncukları her şeyi evet, önce alıyorum. İşliyorum. Ondan sonra gönderiyorum kumaşları boyaya. Bu sefer birebir yani olmasa bile bir ton fark, iki ton evet. fark. Hiçbir güzel sıkıntı oluyor. Olmaz. Çünkü daha güzel görünür. Yani tonajlama olur. Evet. Peki modacı olmak isteyen genç arkadaşlara, girişimcilere tavsiyen nelerdir? Tavsiyem nelerdir? Öncelikle şunu söyleyeyim. Yüzlerce telefon ve müthiş bir baskı var bana. Stajyer kızlar gelmek istiyor. Evet bu arada alıyor musun? Şöyle söyleyeyim. Çok yakın tanıdıklarımızın aracılığı da geliyor ama alamıyorum. Neden alamıyorum? Ben alıp yer sildirip, kahve yaptırıp, işin mutfağını göstermeden stajyer eğitiminin doğru olmadığını düşünüyorum. Biz de bu yoldan geçtik. Hiç kimse size staja gittiğiniz zaman müşterinin elbisesini teslim etmez. Benim de böyle bir zamanım yok. Size sıfırdan iş öğreteyim. Ne diyorum? Okulunuzu bitirin. Belli bir donanıma sahip olun. Gelin. O zaman yardımcı olabilirim. Yani okul bitirmeden staj yapmak isterse okulu lise devam ederken. Lise döneminde gelmek öyle. İster onları. Kızlar haklı olarak. Ama geldiğiniz zaman bile size müşterinin elbisesini teslim edemem. Çünkü insanlar onlara çok büyük umutlar, çok büyük hayaller ve çok ciddi maliyetler bağlıyorlar. Okulu bitirenleri alıyorsun ama.
Tek tük alıyorum. Onu da bir mülakata tabi tutuyorum şu anda. Tamam. Gerçekten donanımlı. Çünkü Avrupa'da şu anda eğitim almak birkaç aylık kursla, şu anda Avrupa'da 2 aylık kursla gelinlik tasarımcısı da olabiliyorsunuz. Hı-hı. Yani şu an çok var. 2 aylık kursla ben tasarımcıyım deyip çıkabiliyoruz. Bu herkes için geçerli. Aynen. Çünkü iş bulamadıkça insanlar ticari olarak baktığı için gelinlik sektörü çok kolay görünür. İşte, aslında gelinlik bence zor ya. Ya şöyle söyleyeyim size. Başarı yani. Öyküsü dikiş kalitesinden belli olur zaten. Dikiş kalitesi yani model yaratmak çok kolay. Çünkü sosyal medya modelle dolu. Yani. Evet ama gelinlik bence ayrı bir uzmanlık gerektiren bir şey. Mesela bence bu işin içine girersin gibi geliyor bana, onu öyle harmanlarsın. Şöyle söyleyeyim. Gelinlik şu anda zor bir sektör değil. Neden? Çünkü kızlar elinde resimle geliyor. Ha bundan 15 sene önce benim çıktığım dönemde çıksaydınız ve gelinlik deseydiniz. Ama işleme yapıyorsun diye. Bu basamakları ya. Değil koşarak şimdiki gibi emeklemek bile fazla bir tabir kalır. Yani önce yani müthiş yani emeklemek bile sayılmaz. Yani bizim dönem çünkü kasnak işi istiyordu müşteri. Şu an müşteri gelir bir resimle şık 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 danteli temizle hop iğnele dik ver. Üç i̇şleme taşla üstüne. Nasıl şu an? Aa, şu anda mesela kasnak işlerin şu an var mı yoksa onlar biraz geride kaldı? Yok hayatım kasnak işleri var. Benim şu anda dünya markaları artık o kadar bir yayıldı aynen. ki ve o kadar bir gençler bu sektöre yönelip de 2 aylık kursla ben gelinlikçiyim diye çıkıyor ki şu an artık bizim Gelinlikçiler Birliği var Türkiye'de bir toplantı yapıldı. Hatta ben de çıkıp fikrimi söyledim. Kasım ayında oldum. İzmir Fuarı'na davet edildik. Gittim Kıbrıs'ında ben davet edildim. Gittim oraya. Dedim ki her parası olan 2 aylık kursa dedim Avrupa'dan karşımıza çıkacaksa ve ben dedim Nur ablanın yanında önce tabii staja gittim ben. Makası getir kızım, ipliği getir kızım. Hiç kimse hiçbir şey öğretmiyor. Hiç kimse. Dedim ki ben o çileyi çekmiş biri olarak neden dedim biz bu kadar fast proda yöneldik. Biz kendi ayağımıza sıkıyoruz şu anda. Getirin dedim kasnak işini. Gelsinler bizim yanımızda da staja. Öğrensin. Biz de verelim bakalım. Ondan sonra gitsin bakalım bir ayrım yapalım. Biz gelinlik alanında modacıysak. Evet. Kasnak işini bilmek zorundayız. Çünkü tozunu yutmak demek birinci onu yutmaktır. Çünkü terziden bizi bir şey ayıracaksa bizi el sanatı ayıracaktır. Evet. Doğru mu? Doğru. Çıktığıma dedim ki getirin kasnak işini geri. Getirin iğne oyasını geri. O zaman dedim bakalım parası olan mı, 2 aylık kursa alan mı yoksa gerçekten harmanlanmış bir bilgiye sahip olan mı? O zaman dedim gelin eğitim kursu da açayım. Şu anda alın iPad'i elinize programlar var. Şık 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 güya biz çiziyormuşuk gibi. Biz çizmiyoruz artık evet. Program çiziyor. Zaten bu arada aynen onlar da onu da soracaktım ben ama evet. Çok vaktimiz kalmadı. Onlar çizim bizi diye bir şey yok. Onlar geriletiyor. İddia hayatım çizim yok. Ben ilk yıllarda müşterilerimle çizim yapar çizimi gösterirdim. Bir de çizimi uygulaması var. Çizdin güzel. Uygula bakalım kumaşta. Tabii. Yani şu anda mesela Burak çok takdir ediyorum. Aynı dönemlerdeniz. Hepsi Burak Bayraktaroğlu. Hepsi aynı dönemlerdeniz. Evet. Müthiş çizimler var. Hepsi uygulanabilir mi? Bilgisayar ortamında. Bak bakalım uygulanana. Yani tamam. Onu uygulamak çok büyük bir yetenek gerektirir. Yoksa 2 askıyı koyayım, 3 taşı koyayım. Ben de sana tasarım çıkarırım. Çünkü alternatifi dolu internette. Hepsi birbirinin benzeri. Kimse uçlarda bir şey çıkarıp da bunu ilk defa gördük demiyoruz. Berta'nın modeli, Galya'nın modeli, Milano'nun evet. modeli. Zaten müşteri o resimle geliyor. Çabaya gerek yok. Ama inşallah bu donanımınla daha çok stajyer olur, asistan olur. İnanın daha ki şu anda yeteneğe çok büyük saygım var ve gerçekten öğrenmek isteyen. Yani bana geldiğinde çocuklar çizim yapıp geliyor bana. Evet. Bakıyorum internette gördüğümüzün aynısı, değişen bir şey yok. Hayatım diyorum işlemeye meraklı mısın, incik boncuk gösteriyorum. Ablacığım ben bunu yapamam. Diyorum ki benim asistana bu da değil, bu da değil. Yani emek diye bir şey, çocuklarda sabır diye bir şey yok. Makineye çünkü otur. Çok basit bir şekilde sosyal medyayla ilgili oldukları için. Makineye oturup dikmek terzi işi. Tut bir terzi diksin. Bitti. Paran var terzi tutabilirsin. İkincisi danteli kes, iğnele, ver asistanın diksin. O da kolay. 3 askı oturt internetten bakıp o da kolay. Sen de bugün gelinlikçi olabilirsin, sen de bugün gelinlikçi ama olabilirsin. Ama yine de tabii ki uzmanlığını bilmen lazım. Bunları da hakip edebilmen için. Hayatım 2 aylık o. İtalya kursu. Bak ben yıllar önce çıkıp röportajı dedim ki İtalya'ya gittim, kurs aldım.
Ve çok seviniyorum. Şu an idol almış kızlar gidip eğitim alıyor. 2 ay 3 ay gelip modacıyım deyip çıkıyorlar. Başım üstüne. Ama sanat ayrı bir şey. Yani sanat bambaşka bir şey. Peki bizim ülkemizde hangi alanlarda modaya ihtiyaç var sence? Şöyle, tabii ki gelinlik, ben her zaman diyorum, ideal olduğum için mutluyum. Tavsiye de ediyorum, girebilirler. Ama özel hayat, sosyal hayat, kısıtlarsanız başarılı olursunuz. Ama bizim ülkemizde 1 Mayo, burası yaz ülkesi. Gerçekten çok büyük talep var. Evet. İnanılmaz kazanç sağlayabilecekleri. Özellikle mayo. İkincisi, herkesin bir tane yeni yılda fotoğraf paylaştım. İçten bir büstiyer giydim, sükyen tarzında. İç çamaşırı tasarımı yok. Bizim ülkemizdeki kadınlar çok meraklı. Çünkü neden bunu söyleyebiliyorum? Haklı olarak bize geldiğin zaman soyunmak durumunda kalıyorsunuz. Ve ben genel tabloya baktığım zaman kadınlar öz bakımına inanılmaz meraklı. Çok güzel bir şey bu. Ve iç çamaşırı tasarımı bizim ülkemizde yok. Evet. Ve yeni trend, gerçekten büyük paraları harcayacağımız, harcadığımız bölüm iç çamaşırı oluyor. Gecelikler, ben kızlardan görüyorum. Bir düğün arifesinde bile müthiş paralar harcıyorlar. Tabii. Hepsimiz crop giyerken akşamları şu anda sütyen tarzına geçiyoruz. Hatta ideal olması için yeni yılda giydiğim kıyafetle paylaştım. Ve müthiş sorarlar, ne kadardır, nasıldır falan filan. O alana yönelebilirler. Çünkü bizim ülkemizde üretimi hiç yoktur. Genç olsaydım, inanın ki bu sektöre girerdim. Çünkü önü çok parlak ve gerçekten para kazanılacak bir sektör. Tavsiye ediyorum. Yani ayakkabı, çok alternatif var ama gelin ayakkabısı yok. Çok büyük sıkıntı yaşıyorlar. Tavsiye ediyorum. Yani benim sektörümle bağlantılı isterlerse tavsiye ediyorum. İlle ki üniversitesini okumanız şart değildir. Dediğim gibi bir sürü kurslar vardır. Ben İtalya çıkışlı olduğum için öneriyorum. 2 aylık, 3 aylık programlar vardır. Sen Vacco Esmod'dan örnek verebilirsin. Gidebilirler. Evet, orada da çok güzel. Orada da çok güzel eğitimler var. Yani üçüncü ülke zor geliyorsa. Türkiye'de de. Nişantaşı Akademi var. Yani çok okul vardır. Aynen. Yani istedikten sonra kendini geliştirmek vesaire. Aynen. Ben artık şöyle düşünüyorum. Üniversite okumak Orta Doğu kültüründe kaldı. Doğru, zaten böyle eğitimler daha verici, artık daha şey bitiyor. Diye düşünüyorum. 4 yıllık ben, lisans etkili programları falan bitiyor artık. Ve ben diyorum ki, bana aileler geliyor ki, ne önerirsiniz? Derim ki 4 yıllık lisansa o kadar para harcamak size zor gelebiliyor. Ve artık Orta Doğu'nun bu ticari gelir kaynağıdır üniversite. Dedim ki Türkiye'de eğitim programları var, gönderin. Yani kaybedeceğiniz 6 aydır çocuğunuz için de biraz paradır. Bu sektörü öneriyorum, gidin derim, eğitim aldırın çocuğunuza. Bir iş hayatına koyun. Para kazanmak için hepimiz yola çıktık. Aynen. Zaten çocuk erken yaşta para kazanma tadına vardığı zaman parasının kıymetini de bilir. Basamaklarda hızlı tırmanır. Yani bugün benim çocuğum olsa illa ki diretmem. Çünkü bugün çöpçümüz bile üniversite mezunudur. Doğru. Diplomalar bir işe yaradı mı, benim master'e kadar hepsi vardır. Ben de hukuk okudum. Tabii hepsi bir köşede atılıdır. Hepsi köşede duruyor. Devlete gireceksiniz. Devlet içinse eğer hayalleriniz, memur olmak hayalleriniz, okey, 4 yıllık şarttır. Ama serbest meslek içinse, evet, 6 aylık 10 tane program alın. İnanılmaz, 4 yıllık bitirin, daha iyi donanıma sahip olursunuz. Kesinlikle. Ben çok teşekkür etmek istiyorum. Süremizin sonuna geldik. Ederim. Çok güzel konular konuştuk Bahar Hanım'la. Vaktini ayırdığı için yine bekliyorum yaza doğru. Sizi mağazaya ben davet edeyim. Tabii ki. İyi geldim, yine gelirim. Çok teşekkür etmek Rica istiyorum. Rica ederim. Entrend'in sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere.